28 Şubat ittifakı ilk tur toplantılarını tamamladı. Altılı Masa'nın 6. toplantısından da Cumhurbaşkanı adayı çıkmadı. Yuvarlak Masa toplantılarına devam etme kararı alındı. Bu arada CHP ile İyi Parti arasında afiş krizi patlak verdi. Eğer ortak bir Cumhurbaşkanı adayı üzerinde anlaşamazsak, Deva Partisi'nin genel başkanı doğal olarak o partinin Cumhurbaşkanı adayıdır dedim. Fikir ayrılıkları ayyuka çıktı masanın işlevinin kalmadığı bile söylendi. Altılı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı. Muhalefetin kurduğu altılı masa iç çekişmenin gölgesinde yaptı son toplantısını. Saadet Partisi'ndeki buluşma 5 saat sürdü. Merakla beklenen o soru yine cevapsız kaldı. Yuvarlak masadan cumhurbaşkanı adayı çıkmadı. Ortak bildiride aday olacak kişinin nitelikleri sıralandı. Son toplantıyla altılı masa buluşmalarının ilk turu tamamlandı. Fakat toplantılar partilerin kendi tabanları dahil kimseyi tatmin etmedi. Eski sisteme dönüş dışında hiçbir konuda uzlaşılamadı. Ancak buluşmalara devam kararı alındı. İkinci turun ilk toplantısı 2 Ekim'de yapılacak. Adres CHP Genel Merkezi olacak. Aday konusunda uzlaşamayan CHP ve İyi Parti'nin arasına bu kez de afiş krizi girdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in astırdığı Barış'ın ikinci yüzyılı yazılı afişler İYİ Parti'yi rahatsız etti. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu afişlerin kaldırılmasını istedi. İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun barış değil zafer olduğunu vurguladı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.